vereceğimiz karar, göstereceğimiz irade, ülkemizin ve insanımızın geleceğini belirleyecektir. 2050'de, 2060'da çocuklarımız ve torunlarımız yaşanabilir bir dünyada mı, bir Türkiye'de mi oturacaklar, yoksa bizi nefretle anarak bir cehennemin içinden mi geçirecekler? Bunları bizim bugünkü duruş ve davranış tarzımız belirleyecek. Onlara yaşanabilir bir ülke bırakmak hepimizin boynunun bir borcudur. Biz bugün duygularımızla değil, akılla, hikmetle, bilgelikle ve 5600 yıllık bir şehirde yaşamanın getirdiği tecrübeyle konuşmak durumundayız. ÖSYM'nin yaptığı bir rektörler toplantısı vardı. Oraya karayoluyla gittim. Giderken Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis ve Ağrı güzergahından gittim. Kendi kendime bu toprakların uzun zamandır barışa hasret olduğunu adeta içimi bir hüzün kapladı. Bir tarafta da hükümetin başlattığı bu inisiyatif, bu sürecin bir umut olduğunu kendim hissettim. Ve karşılaştığım herkese bunu kıyısından, köşesinden sorup eğilimlerini öğrenmek istedim. Ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Arabamıza petrol dolduran şoförden tutunuz. Yoldaki birçok kişiyle görüştüm. Yani bölgenin en saygın kanaat önderleri, din alimleri, akademisyenleri, medya mensupları, ev hanımları, öğrenciler ve esnaf olmak üzere birçok kesimle görüştüm. Onların eğilimini öğrenmeye çalıştım. Bununla da yetinmedim. Orada askerlik yapan, orada memur olan, orada kamu görevlisi olan İzmirli, Denizli, Edirneli, Yozgatlı, Konyalı karşılaştığım kişilerle de yani ne düşünüyorsunuz diye eğilimlerini sorduğumda emin olunuz %90'a varan bir şekilde baktım ki hem bölgenin insanı hem bölgede kamu görevi yapan insanlarımız hepsi bu sürecin olumlu sonuçlanmasını istiyor. Biz bunların tarihe gömülmesini istiyoruz. Bölgede görüştüğüm insanlar da bunu istiyor. Hatta Doğu Beyazıt'ta birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin sembolü ve çimentosu olan ünlü Kürt bilge Ahmet Hani'nin mezarını ziyaret ettik. Türbeyi ziyaret ederken birisi bizlere bilgi veriyordu, biz rektörlere. Ve Ahmet Hani Hazretlerinin yaptıklarını anlatınca, onun gerçekten ülke Ahmet Hani Hazretlerinden Said Nursi'ye kadar bölgedeki birçok din aliminin, medrese aliminin, melenin, seyidin, kanaat önderinin birliğimiz, bütünlüğümüz için bir çimento olduğunu ve dua ettiğini gördük. Yaşayanların dua ettiğini, geçmiştekilerin de büyük bir etkisi olduğunu gördük. Tüm bunları yakından gören ve yaşayan bir bilim adamı olarak hükümetin başlattığı daha çok demokrasi, daha çok hürriyet, daha çok insan hakları ile terör sorunu çözme sürecini desteklediğimi sizlere ve kamuoyuna saygıyla duyurmak istiyorum.